Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz neredeyiz? Biz yine böyle bir dağın tepesindeyiz arkadaşlar. Çimen mantarı bakıyoruz. Yine bir cumartesi günü. Havalar çok güzel olduğu için biz de böyle gezmek istedik. Hem mantar toplamak amacımız hem de temiz hava almak. Şöyle gezmek istedik, etrafı göstereyim sizlere. Çok güzel bir hava var. Sabah da erken saatte güneş yeni doğuyor daha. Şöyle göstereyim size. Şöyle arka kamerayı çevireyim daha güzel çekeyim. Şurada kışlalar var. Koyunlar var içinde. Hatta köpekler de var. Eyvah. Köpekler koşarak geliyor yalnız. Aman ya Rabbim. Vazgeçtiler, geri döndüler. Aa. Ta nereden köpek bize saldırıyor? Bence buradan hemen uzaklaşalım. Arkadaşlar şehir burada ayağın altında kaldı. Çok yüksekteyiz çünkü. Şöyle bu taraf. Ama sistem bazı yerler görünmüyor. Köpekler gelmeden kaçalım. Evet, kara kulak buldum, yine bir tane çimen mantarı. Of, hemen şunu keseyim. Bak, kesir teyze. Evet, kesiyorum. Çok büyük değil ama olsun. Kestim. İşte yeter. Fatma buldun mu sen de? Kesmeden çağıracağım Fatma'yı. Wow. Olsun, bir tane bir tanedir. Necloş buldu. Olursa bakın arkadaşlar. Allah, mantarım yere düştü. Mantarım yere düştü, gel buraya. Ah, maksat gezmek, temiz hava almak. Tabii ki bir de mantar varsa bulmak. Çimen mantarı arıyoruz şu anda. İnşallah bulabiliriz. 2-3 tane buldum ben poşetim içinde ama görünüyor. Şöyle çimen mantarı buldum işte. Şöyle güneş yeni doğuyor arkadaşlar daha. Bakacağız bakalım ne var ne yok. Olmasa da gezmiş olacağız. Evet arkadaşlar, çok yorulduk. Çok yükseğe çıktık. Ama mantar çok az bulduk yine. Etrafı size göstereyim. Geldiğimiz yeri de göstereyim. Kamerayı çevireceğim şimdi arkaya. Mantar arıyoruz derken çok az mantar var. Şöyle göstereyim. Ay, çok yorulduk. Şu aşağılardan geldik bakın. Şuraları hep gezdik. Böyle. Her yerde köpek var bir de. Yasin'den ablam bu tarafa gitmiş. Hala mantar arıyoruz. Bütün topladığım mantar bu kadar çıktı arkadaşlar. Fazla bir mantar toplayamadım. Şöyle göstereyim.
Şu kara kulak dediğimiz çimende olan bir mantar. Şunlar kültür mantarı, beyaz ve içi kızıl böyle. Şu mesela kültür mantarı. Şu yine kulacık. Bu da kulacık. Yani kulak diyorlar. Şöyle altında çevireyim. Altları beyaz oluyor bunların. Kulak mantar derler, kara kulak derler. Çimende olur genelde arkadaşlar. Yani çok fazla bir mantar bulamadım. En azından doğada geziyoruz. Fazla mantar bulamasak da gezmiş oluyoruz. Oh, ablam bu tarafa gitmiş. Yasin orada. Eniştem aşağıda. Ben de tepede. Hemen siz de keselim. Şunu da keselim. Hop. Evet. Bir tane burada var minik. Bu neyi de keselim. Evet. Kocaman bir tane daha buldum. Hemen onu da keselim. Evet. Şöyle. Bir tane küçük. Oo, şu güzelliğe bakın. Bir tane de şu var. Şurada. Onu da kestik. Bakın. Kültür mantarı dediğimiz bu. Şu da diğeri. İşte bir tane daha kızılışlı buldum. Poşetim atayım hemen. Poşetim içine koyayım. PKK bu açıdan sicili oldukça kötü bir örgüt. Ben oğlum 6. sınıfa giriyorum. Daha 15 yaşında yani bu anlatan var mıdır? Bir şey ayakla kurtar yavrumu götürdü. Nereden katıldın örgüte? Diyarbakır'a geldim. İl binasına, HDP il binasına geldim. Orada bir kadınla tanıştım. Seni gerillalara teslim edeceğim. Beni bahçeye getirdiler. Orada gerillalar beni gördü. Ondan sonra benimle konuştular. Beni daha çıkarttılar buradaki gerillalar. Dağa çıkan kadın yoktur da çıkmaktadır. Daha doğrusu önce bu çocukları kandırıp dağa çıkardıktan sonra orada ön tarafta eylem oldukça fazla faydalanmışlardı. Çünkü kadınların adanmışlık duyguları daha erkeklere nazaran daha fazladır ve toplumda gizlenme yaptıkları işi gizleme noktasında da daha mahir oldukları için terör örgütlerinin de bir numara en elverişli insan unsuru kadınlardır. 12 yaşında dağa çıkamaya çalışıyor.
aile lafından nefret ediyorlar. Varsa yoksa kadının özgürlüğü, kadının özgürlüğü. Ama kendileri de 15 yaşındaki kız çocuklarının özgürlüğü demiyorlar. 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğu. Kardeşimizin anlamları anlaşıyor. Onun sadece televizyonda görürsün. Şu an PKK'nın içerisinde yapılan araştırma... Sonra seyirci yapma vermesi yapıp verilere de sızma testleriyle güvence altına alır. Sektörden misiniz? Sayılır. İç Türksel'de her sektörün uzmanı ayrıdır Halil Bey. Sektörünüze özel teknolojilere ihtiyacınız varsa İç Türksel... Evet. Evleneceklere, elini emileceklere müjde. Mayınca uygun fiyatlarla şimdi alırız. Oh,
Haberim yok senin geldi. Ay. Aleykümselam. 2 bardak kaldı. Thank you.
Şifaniyetine ya Rabbim. İndiğiniz evde. Tarık gelsin mi? Ya Tarık nerede gelsin? Tarık.